Kazakistan'a gideceğiz şimdi bir kıymetli konuğumuzla. Astana'da bizi bekliyor. Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ömer İnan. Dönelim o noktaya. Güzel Zaytova karşımızda. Tabii Kazak gençlerin Türkiye'deki Türkiye burslarına ilgisi son derece yoğun. Son 3 yılda 3 kat artmış neredeyse. Bu ilgi neden kaynaklanıyor? Ne gibi gelişmeler var önümüzdeki günlerde bu konuya ilişkin? Sizden değerlendirmenizi isteyeceğiz. Söz sizde. Evet Coşkun Özen, yurt dışı Türkler ve akraba topluluklarının Türkiye bursları programına kazanan öğrencilerle Türkiye bursları mezunları bugün Büyükelçilik binasında bir araya geldiler. Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ömer İnan'ın ev sahipliğinde söz konusu görüşme gerçekleştirildi. Bu bir bilgilendirme ve tecrübe paylaşımı görüşmesiydi. Türkiye Büyükelçiliği Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ömer İnan şu anda yanımda bulunuyor. Mikrofonu hemen kendisine uzatıyorum. Bugünkü programa dair bilgiyi kendisinden alacağız. Sayın Ömer İnan, yayınımıza hoş geldiniz. Bugün Büyükelçilik binasında bir bilgilendirme, tecrübe paylaşımı programı düzenlendi. Genel olarak bu programa dair bilgiyi sizden alalım lütfen. Merhabalar efendim. 2023 yılı Ocak ayında Kazakistan'da bulunan öğrencilerimizin mülakat yolculuğunu aslında bu toplantıyla sonlandırmış bulunuyoruz. Öğrencilerimiz Ocak ayında müracaatlarını yaptılar. Arkasından bir dizi yurt dışı Türkler ve Başkanlığı'nın yapmış olduğu mülakatlar sonucunda kazanan öğrencilerimiz netleşti. Biz de öğrencilerimiz Türkiye Cumhuriyeti'ne yani ülkemize gitmeden önce onlarla tecrübe ve bilgi paylaşımında bulunduk. Bugün burada Sayın Büyükelçimiz Mustafa Kapıcı Bey'in katılımıyla burs kazanan öğrencilerimize ülkemizdeki eğitim sistemi, sosyal yaşam hakkında bilgi paylaşımında bulunduk. İnşallah öğrencilerimiz için de olumlu katkılar sağlamıştır. Evet. Sayın İnan, son dönemde Kazakistan'dan eğitim için Türkiye'yi tercih eden öğrenci sayısı giderek artıyor, artmakta. Hatta Kazakistan Dışişleri Bakanı da buna dikkat çekmişti. Ve bu bağlamda Türkiye Bursları Programı Kazak öğrenciler için, sadece Kazak değil diğer genel olarak öğrenciler için ne gibi avantajlar sunuyor? Bu programa dair bilgiyi bize aktarır mısınız? Şöyle, Türkiye Bursları bir marka değeri tüm dünyada. Bunu o çağda okuyan herkes biliyor. Aslında 1992 yılında büyük öğrenci projesi kapsamında başlamış ama 2012 yılında bu işin koordinasyonu YTB Başkanlığı'na verilmiş ve onlar da Türkiye bursları kapsamında markalaştırmışlar. Bu burs dünyanın en kapsamlı burslarından bir tanesi. Hatta başka bir örneği yok diyebiliriz. Burs kapsamında öğrencilerimiz ülkemizde eğitim ücreti, eğitim sağlıyorlar, konaklama, sağlık hizmeti, mesleki ve akademik destek alıyorlar. Bunun yanında bu öğrencilerimizin ülkelerine gidiş gelişleri konusunda da destek olan bir burs programı. Bu yönüyle baktığında evet Türkiye'de, dünyada bundan daha kapsamlı bir burs programı yok. Bu kapsamda bu sene için elimize ulaşan son sayılara göre 262 öğrencimiz Türkiye Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerde yüksek lisans, lisans ve doktora eğitimi için burs kazandılar. Ama bugüne kadarki sayıları değerlendirmek istersek Kazakistan Cumhuriyeti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne üniversite okumak üzere giden toplamda 8864 öğrenci bulunmakta. Bu öğrencilerin 6101'i Türkiye Bursları kapsamında eğitim görmüş. 2023-2024 eğitim öğretim yılıyla birlikte bu sene cari olarak 682 öğrencimiz Türkiye Bursları kapsamında ülkemizdeki üniversitelerde eğitim öğretim hayatlarına devam etmektedir. Evet. Kazakistan'dan Türkiye'ye eğitim için gitmek isteyen ve gidecek olan öğrencilerimize ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Şöyle, öncelikle resmi açıklamaları takip etmelerini istiyorum. Hem YTB Başkanlığı'nın sayfasından hem Eğitim Müşavirimiz sayfasından resmi olan duyurulara itibar etsinler. Resmi olmayan duyurulara itibar etmemelerini önemsiyorum. Bu kapsamda her sene olduğu gibi sanıyorum 2024 yılında da gene Ocak ayında başvuru süreci başlayacak. Ülkemizde okuma gayreti ve hevesi içinde olan gençlerimiz gene 6-7 aylık bir mülakat sürecinden, sınav sürecinden sonra da 2024 yılı içinde hedeflerine ve amaçlarına ulaşmış olacaklar. Tabii başka bir ülkede eğitim almak öğrencilerin ufkunu genişletmesi, özellikle Kazakistan ve Türkiye'nin ortak dil ve kültür birliği olan iki ülke olması, Kazakistanlı öğrencilerin bizim ülkemizde eğitim alarak ve bulundukları süreden sonra ülkelerine döndüklerinde aslında birer sanki bizim kültür elçimiz gibi olacaklar. Ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacaklarını ümit ediyoruz. Evet.
Yayımıza katıldığınız için, aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ömer İnan yayın konuğumuz oldu diyelim. Öte yandan Coşkun Özen, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinin şubeleri Kazakistan'da açılacak açıklama dün Kazakistan Dışişleri Bakanı Murat Nurtlev'den geldi. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Kazakistan Dışişleri Bakanı Murat Nurtlev'in arasında gerçekleşen görüşmede eğitim konusu da ele alındı ve söz konusu görüşmenin ardından iki bakan basın mensuplarına açıklamada bulundular ve açıklamada Murat Nurtlev, Kazakistan Dışişleri Bakanı Murat Nurtlev, önde gelen Türk üniversitelerinin Kazakistan'da şube açması konusunun değerlendirildiğini belirtti. Nurtlev, ortak tarih, dil ve değerlere sahip ülkelerimizde kültürel ve insani bağların güçlendirilmesinin ve spesifik etkinliklerin düzenlenmesinin önemini vurguladık ifadesini kullandı. Kazakistan Dışişleri Bakanı Türkiye'de eğitim gören öğrenci sayısının giderek artmakta olduğuna da dikkat çekti. Türkiye'de eğitim gören öğrenci sayısı son 3 yılda 2900'den 8200'e çıktığını da ifade etti. Kısa süre önce Kazakistan Bilim ve Yüksek Öğrenim Bakanı Sayasat Nurbek de konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı. 2029 yılına kadar Kazakistan'da 12 yabancı üniversitenin yabancı üniversite şubelerinin açılacağını duyurmuştu ve bu üniversiteler arasında Gazi Üniversitesi de bulunmakta. Gazi Üniversitesi şubesinin Kazakistan'ın güneyindeki Chimkent şehrinde açılacağını duyurdu diyelim ve söz yeniden merkeze bırakalım. Önemli bilgilerdi. Güzel Zaytova'ya konu Ömer İnan'a teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, işte Türkiye'nin en iyi üniversiteleri Kazakistan'da şube açacaklar. Bunlardan biri de Gazi Üniversitesi dedi ve Chimkent'te şube açılacağını ifade etti. Tabii Türkiye bursları dünya markası haline geldi. Son derece önemli bir imkan. İçinde eğitimden konaklamaya, sağlıktan ulaşıma son derece kapsamlı bir burs. Bu imkandan faydalanın deriz. Gençlere tavsiyemi sevgili seyirciler.